YSK gibi bir kurumun böyle basit davranması çok üzücü. YSK'nın başındakilerin hepsi kıdemli hakime savcılar. Yani kalkıp YSK böyle bir kurum ki Türkiye'nin mahkemeye götürülmeyen tek kurumu. Şimdi kalkıp bir sürü siyasi, bir sürü adayın hepsinin aday olmadan önce incelemesini yapıyor. Herhangi bir sıkıntısı var mı? Herhangi bir sabıkası var mı? Durumu nedir? Belgesi nedir? Her şeyi inceleyip ona göre partilere bu girebilir, bu giremez diye karar vermekte. Bugün görüyoruz ki muhtarlar için herhangi bir inceleme yapılmamakta. İsteyen kişi istediği zaman seçim sabahı bile kalkıp muhtarlık kağıtlarını basıp muhtarlığa aday olabiliyor. Şimdi bizim bölgemizde herkes kendi akraban muhtar olsun, kimse kalkıp mahallem için bir şey yapılsın diye zihniyetiyle yanaşmadığı için şimdi kalkıp okumuş okumamışa bakılmıyor. Ne yazık ki, ne yazık ki ona bakılmıyor. Ondan dolayıdır ki YSK seçim döneminde muhakkak muhtarların başvurusunu kabul etmeli. Muhtarın yeterliliği var mı yok mu onu görmeli. Şu anda benim muhtar olduğum mahallem 13 bin seçmen, 13 bin nüfusa sahip bir mahalle. Kalkıp 13 bin mahalleye bir öncelik yapacaksam, ben kalkıp okuma yazma bilmeyeceksem, bu mahalleyle ilişkim olmayacaksa, bu mahallede oturmayan bir fert isem, ben bu mahallenin sorununu nasıl bilip, insanlarla nasıl diyalog kurup, insanlara nasıl çözüm sunabilirim? Şimdi kalkıp bu sorunlar olurken elbette ki muhtarların okuma yazma bilmemesi, okuma yeteri kadar bilgi sahibi olmaması kurumlar üzerinde de etkisi azalıyor ne yazık ki. Şimdi kalkıp muhtar yetkilinin karşısında konuşunca konuşamıyor, derdini yeterince anlatamıyor. Kurum, belediye olsun, mülki amirlikler olsun o da onu dikkate almıyor. Yani YSK bu işi ciddiye almalı, gerçekten muhtarlığı öne çıkarmalı. Belirli kişilere hatta diploma sayısı, belirli bir diploma sahip olmalı ki muhtar olabilsin. Diploma sahibi olmayıp kültürlü birikimli olan vardır ama ne kadar? Binde bir mi? 2000'de bir mi? Şu anda söz konusu olan YSK'nın açıkladığı 3000 muhtar hakkında açıklama yapılıyor. Biz 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin birçok yerinde gördük ki kavgalar ve olaylar oldu, ölümlü olaylar oldu. Yazık değil mi bunlar bize? Bugün kalkıp 3000 yerden, 3000 yerin 2000 yeri iptal edilirse, o 2000 yerin yaklaşık 30-40 tane bölgesine olayların çıkmayacağını mı sanıyorlar? Yani bunlar kalkıp akrabalık, aşiretlik, bu kim şikayet etti? Sevmediğim biri, o şikayet etmemiş bile sevmediğim biridir diye kalkıp şikayetini dikkate alacak, onlar arasında olay çıkacak. Özücü olayların olmaması için biz elimizden geleni yapmalıyız. İlk başta YSK başlamadan bunu bitirmeliydi. İnsanlar o kadar değerlidir ki insanlar, dünyanın sistemi insanların hayatı üzerine kurulmuştur. Biz bir insanı kaybetmemek için ilk başta en önemli tedbirleri almalıyız ve o şekilde hareket etmeliyiz. YSK'dan bizim talebimiz, elbette ki bizim bölgemizde okuma yazması zayıf olan arkadaşlarımız vardır. Türkiye genelinde birçok yerde vardır. Bunların farkındayız. Kendi mahallelerinde oturmayanlar vardır. Bunları YSK ilk başta kanun çerçevesine kanun çıkarılarak bunun tedbirini acilen almalı ve bu 3000 muhtarın tekrar araştırılması elbette ki halkı için iyi olacaktır ama sonuçlar için kötü olacağını düşüncesindeyim. Ben Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesindeyim. Benim muhatabım büyükşehir olmamızdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın 31 Mart ve bugün Ağustos'un 24'ü. Yaklaşık 4 ay oldu. Ben 4 aydır Büyükşehir Belediye Başkanıma ulaşamıyorum. Ben 4 aydır Büyükşehir Belediye Başkanımı defalarca aramasına rağmen, WhatsApp'ına yazmama rağmen ulaşamıyorum. Ben sorunumu Büyükşehir Belediyesi'ne anlatamadığımda, ben burada sorunu çözemediğimde hiçbir anlamı yok. Belediyecilik bu değil Sayın Başkan. Kalkıp ben burada az önce siz de gördünüz şifan konuştuğumuzda vatandaş sorunu anlatıyor ama biz sorunu çözemiyoruz. Bak biz bildirme makamıyız. Biz çözemeyiz. Bizim alet edevatımız yok, bizim aracımız yok, ekipmanımız yok. Büyükşehir Belediye Başkanı beni dinlemediğinde kalkıp burada dinlemediğinde biz sorunları çözemeyiz. Siverek'te şu anda şehir içi hatlarında sıkıntımız var. Biz kalkıp ulaştırma daire başkanına ulaşamıyoruz ki sıkıntıyı anlatalım. Ellerimizde güzergah, kendi kafalarından göre yapıyoruz. Ya siz oradan burayı göremezsiniz. Siz buradan halkın taleplerini bilemezsiniz.
Biz buradan görüyoruz. Halk bizimle konuşuyor. Biz kalkıp birebir somut olarak görüyoruz bunları. Sayın Başkanımızdan, sayın yetkililerden, mülki amirlerden, her türlü yetki amirlerden halkın seçilmiş insanları muhtarlarına dinlemeleri ve destek vermelerini talep ediyoruz. Bu bizim asil görevimizdir. Bu bizim asil talebimizdir. Biz halkız ve hakkımız olanı istiyoruz biz sizden. Teşekkür ediyorum.